Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu Lefke Yıldızı programına hoş geldiniz. Üniversitemiz ve bölgemizle ilgili geçtiğimiz haftanın olaylarından derlediklerimiz ve kültürel sanatsal etkinlik duyurularımızla karşınızdayız. Turizm Derneği tarafından bu sene Hurma Festivali'nin dördüncüsü düzenleniyor. Konserler, sergiler, halk oyunları gibi etkinlikler ve elbette hurma ve hurmalı ürünlerin sergileneceği festival 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Lefke'de gerçekleşecek.
Festival için Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu tarafından bir reklam filmi hazırlandı. Çok yakında bu reklam filmi tüm ulusal kanallarımızda yayınlanacak. Lefke Turizm Derneği yöneticileri de stüdyomuzda bu festivalle ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Şimdi önce reklam filmini, sonra bu keyifli sohbeti izliyoruz. 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Lefke'de şenlik var. Konserler, sergiler, geziler ve elbette hurma ve hurmalı ürünler bu festivalde. Kasım tarihlerinde tüm halkımız 4. Lefke Hurma Festivali'ne davetlidir. Sevgili izleyiciler, bugün Layo TV stüdyolarından arkadaşlarımla birlikte bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımı tanıtayım ben öncelikle. Hasan Karlıtaş, Ayşen Özreçberoğlu. Hasan arkadaşımız Lefke Turizm Derneği As Başkanı, aynı zamanda kendisi bir rehber ve Havadis Gazetesi'nin Poli Dergisi'nde hafta sonu yazıları çıkmakta arkadaşımızın. Hasan'dan başlamışken Hasan arkadaşım, bir rehber olarak Lefke'de turist gezdiriyorsunuz. Olması gerekenler veya olmaması gerekenler, sizleri üzen veya sevindiren konular hakkında birazcık bilgi alabilir miyiz? Lefke aslında bence Kıbrıs Adası'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Hatta başında geliyor, sadece Kuzey Kıbrıs'ın değil, tüm Kıbrıs'ın eşsiz güzellikteki bir kasabası. Evet. Ancak ne yazık ki baktığımız zaman turizm gelişimi anlamında Kıbrıs içerisinde, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs'ta en az nasibini alan bölge Lefke. Evet, sadece %2'lik bir pay alıyor turizmden. Halbuki Lefke'nin tarih, kültür ve doğa değerleri son derece zengin. Ancak bunlar ne yazık ki turizm ürünü olarak çok fazla değerlendirilemiyor. Lefke'nin tarihine baktığımız zaman 4000 yıllık bir geçmişi var. Özellikle evet. Lefke kasabasının. Tarih sürecinde Lefke'nin temiz havası, az rutubetli ortamı, dağ ve deniz arasındaki konum. Ve zengin madenlerinden dolayı, maden cevherinden dolayı tercih sebebi olan bir kasaba. Ve Roma, Venedik, Lüzinyan, Osmanlı, İngiliz gibi birçok medeniyet Lefke'de iz bırakmış durumda. Elbette. Ve Lefke Kıbrıs Adası'nın en yeşil kasabası. Bu yeşillikler içerisinde son derece zengin tarihi eserler de var. Baktığımız zaman Osmanlı dönemine ait çok değerli eserler var. 40'ın üzerinde konak, cumbalı evler, 3 tane camisi, türbeleri, Osmanlı su kemerleri, bunun dışında Venedik döneminden kalan işte Acendu Çeşmesi, Venedik kemeri, İngiliz döneminden kalan Lefke'nin merkezinde bulunan sarı taştan yapılan idari binalar. Yani bunlar bize Lefke'nin geçmişte son derece önemli bir kasaba olduğunu gösteriyor. Kozmopolit bir kasabaydı sanıyorum. Maden çıkarıldığı dönemlerde kozmopolit bir kasabaydı. Şimdi ise çıkmaz sokak konumunda ama yeşilliği, doğasıyla çok güzel bir kasabamız. Benzersiz bir kasaba. Özellikle 74'ten önce nüfusu 10.000'in üzerindeydi Lefke'nin. Elbette. Ve 53 köyün merkeziydi Lefke. Bu bölgedeki, Trodos, Dillirga bölgesindeki köylerin merkeziydi. O dönemlerde Güzelut diye bir olay yoktu. Merkez tabii Lefke'ydi. Lefke'ydi. Ancak Lefke sizin de söylediğiniz gibi 74'ten sonra bu özelliğini kaybetti. Ve bir gerileme sürecine girdi. Yani o parlak, geçmişi, göç alan, son derece hareketli olan kasaba şu anda bir yalnızlık yaşıyor ve bundan nasıl kurtulabilir diye çalışmalar yürütülüyor. Evet. Bizler de dernek olarak elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Zaten Lefke Turizm Derneği bunun farkındalığını yaratmak, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla kuruldu. Ama ne yazık ki farkındalığı birazcık öne çıkarırken tehditleri hala daha yok edemiyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu konuda Turizm Derneği çalışmaları. İşte Turizm Derneği bildiğiniz gibi 2010 evet. senesinde kuruldu. Çünkü Lefke'de birçok dernek vardı ancak bölge az önce de bahsettiğim gibi turizmden hiç nasibini almayan bir bölge. Bu boşluğu gidermek için kuruldu ve Lefke'nin tarih, kültür ve doğa değerlerini korumak ve tanıtmak anlamıyla bir misyon üstlendi dernek kendisine.
Ve tabii ki bunu da yaparken nasıl yapabiliriz diye bunları çok projeler üretti kendi kendine. Evet, üretiyoruz. Ve festivallerle ilgili bir çıkış noktası yakaladı. Lefke'nin 3 ana ürünü var. Lefke'nin muhteşem üçlüsü olarak nitelendirebiliriz bunları. Evet. Kıbrıs'ta en fazla ceviz ağacı Lefke'de. Hurma ağacının yanında ceviz ağacı. En fazla hurma ağacı yine 2000 adetin üzerinde Lefke'de. Ve yine Kıbrıs'taki en güzel portakal Lefke portakalı. Yapa. Yani bu ürünleri kullanarak işte ceviz festivali yapıldı 4 sefer. 4 seferde hurma dördüncüsü bu sene. Ona hazırlanıyoruz hurma festivalini hep birlikte. Yapılacak. Ve bunlar Lefke'ye bir farkındalık yarattı ki Lefke önemli bir yerdir. Her bir yıl festivale binlerce insan geliyor. Ve gelmişken de bu misafirlere işte Lefke'nin tarihi yerleri, kültürü, ürünleri anlatılıyor. Ve bunun yanında tabii ki Lefke'ye kalıcı projeler üretmek lazım. Bu binaların restore edilmesi, yolların, sokakların bakımının yapılması, altyapının güçlendirilmesi, belki Lefke'ye bir müze kazandırılması gibi turizm projeleri, turistik yatırımlar, restoranlar. Tabii ki bunları yaparken de sürdürülebilir. Yani, rehber olarak bunları da görmek istersiniz değil mi Lefke'de? Tabii çünkü aksi halde bir turist, ziyaretçi Lefke'ye niye gelsin? Evet, Lefke'de yapacak bir şey bulması lazım. Lefke'nin o sakinliği, huzur veren ortamı, yeşilliğini görmek sakinlik için geliyor. Sakinlik onun doğasında var zaten. Bu da tabii güzel bir slogan. Lefke sakinlik evet. Onun doğasında var. Çitaslov. Sakin olarak. Şehir Lefke, Çitaslov slogan olarak kullanıldı. Tabii ki o projede de biraz yavaşlama var. Umarız ki iyi başlayan proje. Çok emek verildi çünkü sizler de çok emek verdiniz. Bizim evet. Dernekte. Okuldaki hocalarımız da. Üniversitede. Evet. Lefke Avrupa Üniversitesi de büyük emek verdi. Destek verdi. Birçok gönüllü insan çalıştı. Umarız ki Lefke sakin şehir olarak desteklenir. Çünkü hükümet programında da Lefke sakin şehir olarak desteklenecektir diye madde var. Ve Lefke hak ediyor bu güzellikleri yakalar ve eski parlak güzel günlerine kavuşur ve Kıbrıs'ın en güzel kasabası olma özelliğini daha ileriye götürür. Teşekkürler. Ayşen hocanım, köy kadın kursu hocamız. Eski arkadaşım da aynı zamanda. Yıllardır kurslarına katılıyorum. Kendi aramızda da takılıyoruz. İşte doktora yapıyorum ya da sınıfta kaldı artık geçmiyor gibi. 17-18 yıldır Ayşen Hocanın kurslarına katılıyorum. Aynı zamanda kendisi yeni kurulan Turesan Kooperatif'in yönetim kurulu üyesi. Ayşen Hocanın bize yeni kurulan kooperatif hakkında, amaçları hakkında birazcık bilgi verebilir misiniz? Şimdi kooperatifin kurulma amaçlarını anlatayım size. Kooperatifin kurulma amaçları küçük üreticiyi desteklemek, küçük üreticinin ürettiği ürünlerin daha kaliteli bir şekilde pazarlanabilmesini sağlamak, evdeki ev hanımlarının bu kooperatif adı altında ürettikleri reçelleridir, el işleridir, bu gibi ürünlerin yine kooperatif adı altında satışlarını yapabilmelerini sağlamak, onlara bir katkıda bulunmaktır. Yine biz bu kooperatif olarak Avrupa Birliği H projesinin düzenlemiş olduğu bir kurs düzenledik. Temmuz-Ağustos ayı içerisinde Lefke Köy Kadın Kursu'nda. Burada bayanlarımızı çağırarak orada hurma dallarıyla işte evet, kooperatife zaten. Neler yapılabilir? Yani kendilerine gelir sağlayabilecek ne gibi ürünler üretebilirler? Bunlar hakkında kurs verdik. Kurslarda işte zembil, burada gördüğünüz gibi zembil yapımı. Burada bardak altı. Tabak altı şeklinde. Yine yelpazemiz vardır burada. Yine hurma dalından yapılmıştır bu yelpazeler. Daha birçok ürünümüz var. Servis, aynı Amerikan servislerimiz vardır. Şey, hurmaların içinde tabak olduğu. Tabak olarak kullanabildiğimiz burada içerisinde hurmaların olduğu tabağımız vardır. Yani bayanlar yaptık sonra değişik şeyler üretmeye de başlamışlardır. İlgi nasıldı İlgi bu kurslara? İlgi çok iyidir ve yapılan bu ürünlerimiz de şimdi kooperatifimizde satılmaktadır. Yani halkımıza çağrı yaparız bu gibi ürünlerimizi Lefke Kooperatifi'nde bulabilirler. Gelsinler, görsünler. Bu kooperatifimiz bizim kooperatifimiz Nisan ayında kurulmuştur. İşte evet. Yine kooperatifin birçok etkinliği başarabilmesi için elimizden geldiği bir şekilde çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Lefkelilerin de bu şeye katılmasını, yardımcı olmasını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Hasan arkadaşım. Hep beraber aynı dernekte, aynı şeyde gönüllülük esasına çalışıyoruz da. Yakında bir festivalimiz var. Lefke Hurma Festivali. Hazırlık çalışmaları ne durumda? Aslında bir festivali hazırlamak çok da kolay değil. Dıştan biraz biliyorum. Kolay zannediliyor ancak içerisine girildiği zaman her şeyi düşünmek gerek. Ve biz biliyorsunuz bu dördüncüsü olacak
Evet. Hurma Festivali'nin. 4 sefer de Ceviz Festivali yapıldı. Yani Lefke Turizm Derneği'nin bu 8. festivali. Ve her geçen festivalden yaşadığımız deneyimleri, işte gördüğümüz eksik, aksak noktaları düzelterek daha iyiye, daha güzele nasıl gidebiliriz noktası üzerinde çalışıyoruz. Geçen yılki festival işte mekan konusundan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Yaşadık. Ancak bu yıl izleyenlere şu mesajı vermek istiyorum. O sıkıntılar giderildi. Güzel bir mekanda, güzel bir ortamda eski Lefke Bandabulya'sı ve eski pazar yeri olarak tabir edilen alanda yapılacak festival. Ve hurma ürünü benzersiz bir ürün. Evet. Gerek tadı, gerek görünüşü çok özel bir ürün. Ve Kasım ayında bildiğim kadarıyla Kıbrıs'ta başka festival yok. Tek festival bizim festivalimiz olacak. Lefke Turizm Derneği'nin evet. yapacağı hurma festivali. Lefke'de 2000 tane hurma ağacı var. Ve önceleri, festival öncesinde bu ağaçların siz de çok iyi biliyorsunuz. Bakım pek yapılmıyordu. Çünkü evet. bakımsızdı birçok ağaç. Ancak festival konusu gündeme geldikten sonra herkes ağaçlarına bakmaya başladı. Çünkü bir farkındalık yarattık Lefke'de hep birlikte. Onun için ağaçlarına bakmaya başladılar. Hurmalarını daha güzel, daha çok macun üretmeye başladı hanımlar. Şimdi hemen hemen her evde hurma macunu yapılıyor artık. Çok fazla bilinmiyor aslında hurmanın macunu yapıldığını. Çoğu insan belki bilmiyordu. Ben dahil 4-5 sene öncesine kadar hurmada macun yapıldığını çok bilmiyordum. Ancak bu festival sayesinde hurmanın macunu olacağını gördük. İşte balçık hurma ve diğer sirkeye batırılmış hurma türleri var. Ve gerçekten sizin söylediğiniz gibi ağaçların bakımı yapılıyor. Ve bu yılki hurma mahsulü de çok verimli. Bu yıl güzel olmuş evet. Tüm ağaçlar yüklü. Yani Lefke'ye gelen misafirler çok özel bir meyve bulacaklar hurma. Yalnız meyvesi, meyvesi değil Hasan Bey. Bakın zembilleri, yelpazesi, her şeyle hurmayı yani artık düşünün siz budanmış dalını bile atmıyoruz. Evet. Çünkü özellikle bu eski insanları dinliyorum ben. Hurma yelpazesi, evet. hurmadan yapılan yelpaze son derece kullanışlıydı. Unutulan bir esnaflıydı. Şimdi artık teknoloji evet. ilerledi. Serinlikler falan, klimalar derken ama bunlar da el emeği, göz nuru. Ama doğa dostu malzemeden yapılması dostu, çok önemli. Doğa dostu, evet tabii ki. Yani bu yaprak atılmıyor. Sepet oluyor, bardak altında oluyor, yelpaze yapılıyor. Önemsenmesi gereken. Hatta bunların şeylerini yapmayı Amerikan düşünüyoruz. Kooperatifte Amerikan servislerini de. Arkadaşlar kendileri yaptıkça üretiyorlar evet, değil mi hocam? Evet yaptık sonra artık ürettiklerini gördük sonra daha çok iştaha geliyorlar. Daha çok yaratıcılık yapmaya çalışıyorlar. Artık şey dedim yani festivale gelen misafirler Kıbrıs kültüründen eserler bulacak. Tabii ki. Lefke'de biz rehber arkadaşlar hurma turu yapacağız. Hem Lefke'nin tarihi değerleri hem hurma ağaçlarını gezdirip hurmalardan tadım yapacağız ziyaretçilerimize. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum ben. Farklı bir gün geçirmek isteyenler. Bu hafta Lefke'ye bekleriz. Bekleriz. Yani şey sorayım sizlere. Festivalle stand almak isteyenler evet, neler yapması gerekiyor? Evet festivalle stand almak isteyenler bizleri arayabilirler. Şu telefonlardan Elvan Hanım'ın telefonunu vereyim. 0533 888 72 71. Benim telefonum derneğin sekreteri olarak 0542 veya 0533 868 76 17 numaralı telefonları ararsanız onlara stand ayarlayabiliriz, ayırabiliriz. Lefke Bandabulya'da olacaktır. 2 Kasım, 3 Kasım günleri. Bu yıl birazcık daha hijyene önem göstermek düşündük. Bu yıl stand açacak olanlara birkaç ay sonra düzenleyeceğimiz LAYÜ ile birlikte düzenleyeceğimiz bir hijyen konulu konferans gibi bir bilgi şeyi olacak. Buraya katılanlar buradan sertifika alacaklar. Sertifikası olanı da Ceviz Festivali'ne öyle almayı düşünüyoruz. Çünkü artık ekoturizm yapıyoruz. Ekoturizm gibi ama lazım bunun şartları vardır. İşte naylon poşet kullanmamak, pet şişe kullanmamak, cam şişelere, cam kavanozlara, kese kağıtları kullanmak, doğa dostu şeyler kullanmak. Onun için bunda da katılacak olanları bu yıldan sonra bir eğitimden geçirmeyi düşünüyoruz. Sertifikası olanlar artık Ceviz Festivali'nde stand alabilecekler. Bunu da buradan söyleyeyim. Çok önemli. Çok önemli tabii ki. Lefke'nin kentsel korunma alanı olarak ilan edilmesi diye. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bu oldukça yeni bir konu. Birkaç hafta önce resmi gazetede yayınlandı ve özellikle Lefke merkezin kentsel sit alanı, koruma alanı olarak ilan edilmiş durumda şu anda.
ve çevresi de doğal koruma alanı olarak ilan edildi. Yani bu da demektir ki Lefke'ye 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı binalar bundan sonra yapılamayacak. Lefke dikey değil, yatay gelişecek. Ve Lefke'nin o eski dokusunu bozmayacak evler, iş yerleri Lefke'ye açılacak. Ve bu dediğimiz gibi hurma ağaçlarının, ceviz ağaçlarının ve yeşil dokusunun olduğu alanlara da yapılaşma yapılamayacak. Çünkü başka Lefke yok Kıbrıs'ta. Lefke'yi evet. korumak istiyorsak doğayı, çevreyi ve tarihi eserleri korumamız lazım ve kentin karakterini ve dokusunu bozmamak gerek. O yüzden ben bu koruma olayını oldukça önemsiyorum. Çünkü Lefke eğer yavaş şehir olarak gelişecekse, sakin şehir olarak büyüyecekse korunarak gelişmesi lazım. Devasa evet. binalar, apartmanlara gerek yok. Sadece yatay gelişerek, yani iki katlı binalar belli mimarisi olan projelerle desteklenmesi gerekiyor. Ve bu yapılar da doğal dokuyla ve mimari dokuyla bir bütün halinde gelişecek. O yüzden bence bu kararı tüm Lefkeliler desteklemesi gerekiyor. Bence de. Zaten Lefke Turizm Derneği'nin başlattığı bu Ceviz Festivali ile ilk başladık. Ondan sonra arkasından geldi Yeşilırmak Çilek Festivali. Bir yıl sonra, bir iki yıl sonra Bağlıköy, Ökeköy köyü olacağız diye yola çıktılar. Bu bölgede bir farkındalık yaratıldı. Çok doğru. Bunu da belki daha ileriye götürmek bir hepimizin elinde. Hepimiz gönül verirsek, ki bu gönüllülük esasıdır. Gönül verirsek, bir işin bir ucundan tutarsak 3-5 kişiye olacak bir şey değil. Aynı zamanda Çitasulov halkın sahip çıkması lazım. Halkın sahip çıkması lazım. Bölgemizi korumaya almamız lazım. Şimdi biz orkide yürüyüşleri de yapıyoruz. Çiçeği çocuğuna gösterirken o çiçeği koparıp atmamayı, o çiçeğe gereken değeri vermeyi, yoksa birçok ürün vardır ki bugün unutulmuştur. Yani ceviz macunu, hurma macunu belki de ileriki yıllarda unutulacaktı ama bu farkındalığı yarattık ki artık herkes macun yapmaya, reçel yapmaya başladı. Sahip çıkıyor. Kooperatifte bu konuda zaten Ayşen Hocam da söyleyecektir. Birçok yani el sanatları konusu var da macunlar, reçeller. Bunun yanında evet ayva reçeli, kabak reçeli, macunu, İkram için yeşil turunç, her türlü çıkan ürünün macunu yapılıp satılmaktadır. Ve gayet de güzel satılmaktadır yani şeylerimiz. Kooperatifteki macunlarımız, reçellerimiz çok güzel gidiyorlar. Festivalde herhalde stand olacak kooperatifin. Evet, her olacak. Festivalde olacak. Stand hazırlıklarınız nasıl gidiyor Nermin Hanım? Bunu sorayım yine size. Standlarımız söylediğimiz gibi, biraz önce söylediğimiz gibi herkesten, Lefkelilerden bekliyoruz stand satışlarımızı. Son güne kalmayalım lütfen. Standlarımız 25 liradır bir tanesi, bir masamız. Bunun yanında kese kağıdı şu anda kooperatifimizde olacak, kese kağıtları. Hurmalarını lütfen poşetlere, naylon poşetlere koymasınlar. Daha çok kese kağıtları, hurma macunlarını plastik kaplara değil de cam kavanozlara koymalarını istiyoruz. Satışlarımız... bu şekilde çalışmalarımız. Ayrıca bireysel olarak da, yani çok büyük gruplar değil de küçük gruplar, dans grubu olsun, müzik grupları olsun, kendi kendine işte amatörce ben gitar çalarım, ben keman çalarım diyenler varsa lütfen onlar da bize ulaşsınlar. Çünkü onlara bu defa onları sahneye çıkarmak istiyoruz ki kendi kendilerine, onlar da evde çalarım ama kimse dinlemez değil de işte festivalde onlar da birazcık renk katsınlar, kendilerini gösterebilsinler. Onları da bekliyoruz şimdi festivalimize bu yıl. 4. Hurma Festivalimiz 2 Kasım'da başlayacak, cumartesi günü evet. ve pazar günü, yani 3 Kasım'da sona erecek. Açılışımız saat 10'da gerçekleştirilecek, 10-10.30 arasında artık protokolün geliş evet, saatine evet. göre. Güzel bir açılış yapmayı planlıyoruz. İşte Lefke'nin ürünleri misafirlerimize o tadımlık olarak verilecek, hurma. Artı geçen sene siz güzel bir tepsi hazırlamıştınız. İşte, evet. Portakal, greyfurt, mersin meyvesi. Hepsinin zamanı şimdi. Güzel bir zaman. Bunlar gelen misafirlerimize ikram edilecek. Ve açılışta konuşmalardan sonra folklor gösterisi ve halk dansları yapılacak. Evet. Ve onda açılan festival akşam üzeri saat 8'e kadar devam edecek. Gün içerisinde sizin de az önce vurguladığınız gibi genç yetenekler, işte gerek solist olarak şarkı söylemek isteyenler, gerek keman sanatçıları, gerek gitar, kontrabas gibi çeşitli klasik müzik aletlerini çalan genç arkadaşlarımız. Yetenekler, amatörlere.
yer veriyoruz. Yanımızda olacak. Bu açıdan da festival güzel olacak. Çünkü bölgede çok sayıda değerini bilmediğimiz yeteneklerimiz var. Evet. Kendilerini orada bir gösterme fırsatını onlara tanıyacağız. Bence bu açıdan da anlamlı bir festival olacak. Pazar günü yine festivalimiz 10-10.30 gibi başlayacak ve 8'e kadar devam edecek. Yani her iki gün boyunca da yoğun güzel bir katılım bekliyoruz Lefke'ye. Gerek Kıbrıs Adası'nın çeşitli yerlerinden gelecek olan misafirlerimiz, gerek eski Lefkeliler ve eskimeyen Lefkeliler, kalbi Lefkeli atanlar ve bunun yanında da turistik gruplar ara ara tur programları dahilinde burayı ziyaret edecekler, Lefke'yi ziyaret edecekler. Gördüğüm kadarıyla bu dördüncü festival öncelerinden çok daha iyi olacak. Çünkü İnşallah. Mekan sorunları çözüldü. Gayet iyi bir mekanda yapılacak. O geçen sene yaşanan sıkıntılar yaşanmayacak. Park yeri sıkıntısı olmayacak. Ve Lefke'ye gelen ziyaretçilerimiz güzel iki gün geçirecekler. 2-3 Kasım Cumartesi Lefke'ye ve Pazar günü. Lefke'ye bekliyoruz. Ayşen Hocam, sanırım hurma macunlarını siz getirdiniz. Evet. Yapılışını veya nasıl yemek isterler arkadaşlarımız içinde zannedelim badem de var. Badem, bize bir karanfil var içerisinde evet. Herhalde. Ben size bunun nasıl yendiğini göstereyim. Böyle tabağın içerisine sunularak ikram edilir. Bu şekilde alıyorum. Bol karanfili vardır. Aroması, kokusu buradan geliyor. Şimdi fazla tatlı sevmeyen arkadaşlar bu şekilde suya batırarak şekerini alıp o şekilde de yiyebilirler. Fakat akıdeli seven de batırmadan. Bu arada festivalimizde hurma ürünleri yarışması, hurmalı ürünler ve hurma macunu yarışması var. Bu da Lefke'deki bayanların en güzel hurma macununu ben yaparım diyenleri festivalimizde yarışmaya katılmalarını bekliyoruz. Şimdi izleyenlerin canını da çektiği hurma macunu. Güzel macunu. Güzel Yok, orada harika. Bu hurmalı ürünler, hurma macunlarını, reçelleri, kooperatif olarak da arkadaşlarımızın desteğiyle el sanatlarını da kooperatifimizde, festivalimizde bulacaklardır. Herkesi Lefke'ye bekliyoruz. Evet, 2-3 Kasım'da Lefke'de Hurma Festivali'ne herkesi bekliyoruz. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum katıldıkları için bu programa. Ayrıca Layu TV'ye, başta rektörümüze, Layu ailesine, çalışanlarına, bize bu fırsatı verdikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hafta sonu Lefke'de buluşalım diyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nun sevilen programlarından Hayatımız Sanat yeni bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Radyo ekranlarında Hayatımız Sanat programında yeniden merhaba. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugünkü konumuz Azerbaycan Edebiyatı ve Sanatı üzerine olacaktır. Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden değerli hocamız Nazım Murado bugün bizlerle birlikte. Merhabalar hocam. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz mümkünse? Merhaba, ben Nazım Murado. 1968 Azerbaycan doğumluyum. Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümünden mezunum. 1994 mezunuyum. 1995-96 yıllarında orada yüksek lisansımı tamamladıktan sonra 1997 yılında Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, daha doğrusu Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı ve Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktoramı tamamladım. 2003 yılında doktoramı tamamladıktan sonra eş zamanlı olarak orada hem araştırma görevlisi olarak çalıştım hem de öğretim üyesi olarak doktoramı bitirdikten sonra 2006 yılından itibaren Lefke Avrupa Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Hı hı. Yani 6 senedir buradayım. Evet hocam. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Azeri Edebiyatı'na dünden bugüne bakarsak hocam bize kısaca bir değerlendirebilir misiniz?
Yani dünden bugüne gerek neler değişti, neler vardı ve şu anki durumu hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Azerbaycan Edebiyatı aslında Türk Edebiyatı'nın bir parçası geniş olarak. Geniş anlamda Türk Edebiyatı'nın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Mahalleleşme süreci 13. yüzyıldan itibaren başlar. Yani eski Anadolu Türkçesi döneminde Azerbaycan Edebiyatı'nın dili Anadolu'daki Türk Edebiyatı'nın diliyle aynıdır. 14. asırdan itibaren mahalleleşme başlar. Nesimi ile, Kadı Bürhaneddin ile, Hasanoğlu, İzzettin Hasanoğlu ile birlikte başlar. Ve ondan sonra yavaş yavaş bu mahalleleşme biraz daha kendini belirtmeye başlıyor. 16. asırda Osmanlı Edebiyatı döneminde Fuzuli ortak bir şairimiz olarak karşımıza çıkmaktadır biliyorsunuz. Diğer şairlerimiz de öyle. 18. yüzyıldan itibaren ise Azerbaycan Edebiyatı'nda artık mahalleleşmenin biraz daha ilerlediğini görüyoruz. 18. asırda Molla Pənah Vaqif adlı meşhur bir sanatçı, yani hem siyasi bir özelliği olan, yani Qarabağ Xanının veziri olan ve büyük bir şair olan Molla Pənah Vaqif'in eserleriyle birlikte artık biz mahalli Azerbaycan Edebiyatı'ndan söz edebiliriz. Demek ki Azerbaycan Edebiyatı'nın mahalleleşme süreci aslında asıl 18. asrın sonlarından itibarendir. 18. asrın sonlarına kadarki tarihi dönem de zaten baktığımız zaman Safeviler döneminde, ondan sonra Safevilerden sonra Kacarlar dönemi ve Kacarlardan sonra ise artık Rus işgallerinin başladığını görüyoruz. 1813'te Azerbaycan İran'la Rusya arasındaki olan savaşlar sonucunda ikiye parçalanmış. 1828'de bu tekrarlanınca artık sınırlar belirlenmiş. Azerbaycan'ın kuzeyi Rusya İmparatorluğu'na, güneyi ise İran Devleti'ne, Kacarlar Devleti'ne bağlı olarak kalmıştır. Yani o zamana kadarki edebiyat, sanat, kültür hep ortaktır. Ondan sonra artık yavaş yavaş biraz ayrılma süreci başlıyor. Fakat bu dil olarak özellikle bugüne kadar da devam ediyor. Yani kültür, sanat, edebiyat, tarih olgusu bugüne kadar hep birliktedir. Yani Atatürk'ün de söylediği gibi tarih bir köprüdür, dil bir köprüdür. O köklerimizin birleştiği eski tarihimize dönmeliyiz derken Atatürk 1934 yılında, yani aslında bunları kastediyordu. Gerçekten de tarihte bir bölünme yoktur. Edebiyatta, dilde bir bölünme yoktur. Sadece bölünme siyasi bir bölünmedir. Yani devletlerin, siyasetin, siyaset sahnesinde bir bölünme söz konusu olmuştur. Yani bugün Azerbaycan Edebiyatı hem Güney Azerbaycan'da hem de Kuzey Azerbaycan'da devam etmektedir. Fakat biz bugün daha çok Kuzey Azerbaycan'daki edebiyattan söz etmeye çalışacağız. Hocam, Azerbaycan Edebiyatı'nda 16. yüzyıl şairlerinden Fuzuli, az önce söylediğiniz mahalleleşme akımı derken. Evet. Fuzuli bizim divan edebiyatımızda gazelleriyle meşhur bir şairdir. Azerbaycan evet. Edebiyatı'nda öne çıkmıştır. Fuzuli'den bize kısaca bahsedebilir misiniz? Yani Fuzuli tabii 16. asırın en büyük şairi ve hatta orta asırların belki en büyük şairlerinden biri. Ve aslında sadece Türk şiirinin değil, belki de dünyadaki lirik şiirin, romantik şiirin en büyük üstadıdır. Yani en büyük romantik şair, en büyük lirik şairin Fuzuli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ne mutlu ki Fuzuli bizim dilimizde eserlerini vermiştir. Bizim şairimizdir. Evet. Çünkü yani Fuzuli 16. asrın şairi olmakla kalmamıştır. Ondan sonraki asırlarda da bütün şairleri kendine bağlamıştır. Aslında Fuzuli'nin bu anlamda edebiyata bir iyiliğiyle birlikte belki bir kötülüğü de olmuştur. Çünkü bir Fuzuli orbiti olmuş, Fuzuli muhiti olmuş ve şairler Fuzuli etkisinden dışarı çıkamamışlardır. Hatta Mirza Fethali Ahuntzade, 19. asrın meşhur Azerbaycan tiyatro yazarı, tenkitçisi, münekkidi Mirza Fethali Ahuntzade diyor ki Fuzuli büyük bir şair değildir, ustad-ı nazımdır. Yani aslında Fuzuli'nin büyük şair olduğunun farkındadır. Fakat edebiyatı Fuzuli etkisinden kurtarmaya çalışıyor. Şimdi Cefer Cabbarlı'nın ayrı bir sözü vardı. Yine bir Azerbaycan'ın meşhur tiyatro yazarı Cefer Cabbarlı diyor ki Fuzuli Azerbaycan edebiyatını kendi ağırlığıyla ezmeye başlamıştı. Vakıf Azerbaycan edebiyatını bu ağır yükün altından kurtardı.
Ve o zamana kadar yine meşhur bir tenkitçi merhum Araz Dadaşlar'da diyor ki, vakıfa kadar ağlayan edebiyatımız vakıfla birlikte gülmeye başladı. Ve gerçekten de Fuzuli yani sadece 16. yüzyıla değil, yaşadığı 16. yüzyıla değil, ondan sonraki yüzyıllara damgasını vuran ve bugün 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda da güncelliğini koruyan o aşk şiirleriyle, özellikle o ilahi gazelleriyle, tasavvuf düşüncesiyle günümüzde de etkisini devam ettiren büyük bir şairimizdir. Hocam, Fuzuli'den bu kadar bahsetmişken ondan kısa bir şiir yani okur hocam, musunuz bize? Şimdi yani Fuzuli'den dilini aslında görelim. Fuzuli tabii büyük bir şairdir. Onun şah beyitlerinden belki birkaç tanesini söylemek mümkündür. Dehenin derdime derman dediler cananın. Bildiler derdimi, yoktur dediler dermanın. Mesela bu güzel bir şiirlerinden, şah beyitlerinden bir tanesi. Veya meni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahinden, muradım şemi yanmaz mı? Tam da sizden bunu isteyecektim hocam. Nereye çekersen gidiyor bu şiir. Çok anlamlı yani, bunun hakkında belki bir roman bile yazılır sadece şu beyit için. Veya bu gamlar ki menim vardı, beyrim başına koysan, çıkar kafir cehennemden, güler ehli azab oynar. Yani Fuzuli aslında, Fuzuli'den söz ederken bütün İslam medeniyetini, Arap edebiyatını, Fars edebiyatını, İran edebiyatını, Hint edebiyatını, tasavvufu, hepsini göz önünde tutmamız gerekiyor. Çünkü bunlar olmadan Fuzuli'nin anlaşılması da biraz imkansızdır. Mesela Fuzuli'nin sadece o beyitlerinden bir tanesi, demin söylediğim bu gamlar ki menim vardır, beyrim başına koysan, çıkar kafir cehennemden, güler ehli azab oynar. Şiirine baktığınızda Hazreti Ali'ye zannediyorum soruyorlar ki, kafirin cehennemden çıkması mümkün mü? Diyor evet mümkün. Ne zaman çıkacaktır kafirler cehennemden? Diyor deve zayıflayıp iğnenin deliğinden geçtiği zaman kafir cehennemden çıkacaktır. Demek ki bu da imkansızdır. Fuzuli diyor ki, benim dertlerimi deveye yükleseniz deve o dertlerin ağırlığından zayıflayıp iğnenin deliğinden geçecektir ve böylece cehennem ehli de cehennemden kurtulacaktır. Yani bu acem mübalağasıdır belki. Mübalağa ecemdir fakat büyük bir sözdür. Çok evet, ihtişamlı, bayağı muhteşem bir sözdür. Evet. Ben aslında ilk soruya, Pınar'ın söylemiş olduğu ilk soruya biraz geri dönmek istiyorum. Daha doğrusu bu şeyi ayırdınız ya hocam. Güney-Kuzey Azerbaycanlı. Şimdi Kuzey dediğiniz şu anki bildiğimiz Azerbaycan sınırı içinde olan bölüm. Yani bugün Güney'de devlet, İran evet olan yer mi hocam? Onu belki izleyicilerimiz şimdi Azerbaycan aslında çok geniş bir coğrafi mekandır. Derbent'ten yani kuzey sınırları Derbent, güney sınırları Zencan. İran içindeki Zencan, Hemedan. Doğu sınırları Hazar Denizi, batı sınırları ise Türkiye. Türkiye yani Anadolu. Yani kültür sınırlarıyla siyasi sınırlar arasında da bir fark vardır. Bunu da unutmamak kesinlikle gerekiyor. Çünkü Azerbaycan'ın siyasi sınırları bugün Kuzey Azerbaycan olarak, yani sadece Azerbaycan Kuzey Azerbaycan'a sıkıştırılmıştır. Ya, sanki yalnız kültür sınırları daha geniştir. Yani kültür sınırları bugün neredeyse Erzurum'a kadar devam eder Azerbaycan'ın. Güneyde Zencan'a kadar devam eder. Batıda dediğimiz gibi işte batıda Erzurum, Kars, Ardahan, yani Iğdır. Bu coğrafya tamamen aslında Azerbaycan kültür sınırları içindedir. Bakın bu kültür sınırları anlayışını lütfen yanlış anlamayalım. Kültür sınırları özellikle dille belirlenir. Yani hangi dil konuşuluyor, hangi musiki dinleniyor vesaire. Bakın bunlardır. Yalnız siyasi sınırları daha dardır Azerbaycan'ın. Bugün Aras Nehri'nin kuzeyinde, Derbend'in güneyinde, Hazar Denizi'nin batısında ve işte Nahçıvan'ın doğusunda. Yani Ermenistan'ın doğusunda olan küçük bir coğrafi mekandır. Bunun toplam yüz ölçümü 86.6 kilometre karedir, 1000 kilometre karedir ve bunların da %20'si bugün biliyorsunuz işgal altındadır. Tamam. Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Yani Azerbaycan bak böyle. Güney Azerbaycan'a gelince ise Güney Azerbaycan daha geniş bir mekandır, coğrafi mekandır. Bir tarafı Türkmen Sahra'ya dayanmaktadır. Yani doğu sınırları, batı sınırları Doğu Beyazıt, Van,
Van'a kadar devam etmektedir. Yani Urmiye, Sulduz hepsi onun içindedir. Kuzey tarafı yine Aras Nehri, güney tarafı ise Zencan, Hemedan böyle devam ediyor. Yani bugün Azerbaycan Türklerinin 50 milyonluk Azerbaycan Türkünün sadece 9 milyonu Kuzey Azerbaycan'da yaşamaktadır. Sadece 9 milyonu. Yani büyük bir çoğunluk, 30 milyondan daha fazlası İran sınırları içinde yaşamaktadır. Ve bu anlamda İran Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşadığı bir ülkedir. Hı hı. İlginç bir bilgi hocam. Yani evet. Herkes tarafından bilmeyen bir bilgi. Hocam sanattan bahsettik işte, müziki dediniz. Azerbaycan edebiyatı, yani Azerbaycan kültürü, edebiyatta kültürü, Azerbaycan sanatına nasıl, hangi yönde yönelmiş, nasıl etkilemiş? Yansımış. Nasıl yansımış? Şimdi Azerbaycan medeniyetinden genel olarak baktığımızda bunların hepsini Türk medeniyetinin bir parçası olarak görmek gerekiyor. Yani bunları ayırmak doğru değildir. Türk medeniyetinin bir temsilcisi eğer Türkiye ise, bir temsilcisi Özbekler ise, bir temsilcisi Uygurlar ise, Tatarlar, Başkurtlar, Kırgızlar vesaire ise, bir temsilcisi de Azerbaycan'dır. Azerbaycan'ın bulunduğu coğrafi mekan özellikle kültürün birleşme noktasıdır. Yani Doğu ile Batı kültürünün birleşme noktası olduğu için Azerbaycan medeniyetinde hem mimarisinde, hem sanatında, hem halı sanatında, hem musikisinde, hem şiirinde Doğu ile Batı'nın kesiştiğini, birleştiğini görmek mümkündür. Şimdi mesela Azerbaycan musikisine baktığımız zaman Doğu'da ilk defa opera, Batı işte musiki türlerinden olan opera 1907-8 yılında Azerbaycan'da yazılmıştır, ortaya çıkmıştır. Üzeyir Hacıbeyli'nin meşhur Leyla ile Mecnun operasıdır. Yine de bu, yani demin söz ettiğimiz Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun eserinin motivleri esasında hazırlanmış bir opera sanatı. Ondan sonra Köroğlu operası, yine Üzeyir Bey'in hazırladığı, yazdığı 1908-9 yıllarında yazdığı Köroğlu operası. Yani bir taraftan o var, bir taraftan Azerbaycan sanat musikisi olan muğam var. Bir taraftan aşık musikisi olan, yani saz var. Yani Osmanlı edebiyatı zamanında, Osmanlı coğrafyasındaki tasavvuf musikisi Azerbaycan'da da var. Sanat musikisi Azerbaycan'da da var. Halk musikisi Azerbaycan'da da var. Yalnız Azerbaycan'da merkezi bir devlet olmadığı için tekke, divan ve halk edebiyatları birbirinden Türkiye'deki kadar ayrı değil. Onları bir arada görebiliyoruz. Hepsi bir arada. Yani bir divan, Azerbaycan divan şairinin hem halk edebiyatı türünde hem de tasavvuf edebiyatı türünde eserler verdiğini görmek mümkündür. Çok yönlü. Halbuki mesela diyelim Türkiye'de bir divan şairinin şiirleri daha çok aruz vezniyle yazılmıştır. Hı hı. Tekke şairinin şiirlerinin belki şiir şekli hem aruz hem de hece şiiriyledir. Fakat içeriği, yani muhtevası ise, konusu ise daha çok tasavvuf yönündedir. Veya bir halk edebiyatına bağlı olan bir şairin şiirleri, diyelim Karacaoğlan'ın şiirleri, zaten halk edebiyatında olduğu için hep heceyle yazılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir ayrım var. Çünkü devlet var. Çünkü divan var. Çünkü saray var. Yani sarayda divan edebiyatı, tekkede tasavvuf edebiyatı, halk arasında ise halk edebiyatı yaygınlaşmıştır. Halbuki Azerbaycan'da saray muhiti olmadığı için bir divan şairi halkın arasında da yaşayabilirdi. Mesela Fuzuli hiçbir zaman bir sarayda yaşamamıştır. Fuzuli diyelim Hazreti Hüseyin'in mezarının temizlikçisi olmuştur, hadımı olmuştur. Yani onu orayı süpürüp temizleyen bir kişi olmuştur. Ve orada türbedarlığı saraydaki büyük saray şairliğine tercih etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Bakın böyle bir tarafları da var. Zaten Fuzuli'nin hocam kişilik yapısı da onu gösteriyor yani. Ondaki ya, o aşk, farklı yani bir aşk yani. O tabii, o biraz daha farklı bir mevzu. Onun yani, farklı sebepleri de vardır. Tabii sadece belki ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Hatta ihtiyacı da olmuştur. Şikayetnameyi zaten ihtiyaç üzerine yazmış vesaire.
Fakat bu biraz kişiliğiyle ilgili olan bir şey. Doğrudur. Hocam, musikiden bahsettiniz sanat dalında Azerbaycan'da. Bunun ünlü enstrümanları neler? Bu enstrümanlarla ünlenen şairler ya da yazarlar, yazarların dışında şarkıcılar, hani böyle ün yapmış isimler, ilk akla gelenler. Şimdi Azerbaycan'da tabii öncelikle muğam sanatından söz etmek gerekiyor. Muğam sanatı aslında Türkiye'deki sanat musikisine yakın olan bir şey. Fakat muğam sanatının daha çok şarkla ilgili olduğunu bilmemiz gerekir. Bu anlamda Azerbaycan Türkiye'den daha şarktır. Yani evet. Muğam sanatını göz önünde bulundurduğumuz zaman Türkiye'den daha şark olduğunu görüyoruz. Burada üç tane temel enstrüman var. Bir tanesi tar, bir tanesi kemança, yani kavak kemanı, bir tanesi de gaval dediğimiz o def, tef. Ve burada iki ifacı vardır. Yani bir saz, bir şey, iki tane saz eşliğinde bir tane söyleyen var. Ve bu tabii ki tamamen tasavvufla ilgili olan bir şeydir. Hem divan edebiyatı var hem de tasavvuf edebiyatı var. Biliyorsunuz İslamiyet'te musiki hoş görülmemiştir. Evet. Çünkü musiki insanı gerçek duygulardan dünyadan uzaklaştırdığı, dünyadan kopardığı için, ona böyle bir haz yaşattığı için, musiki insana bir haz yaşattığı için haram sayılmıştır. Resim sanatı da aynı şekilde. Evet, yüzeyde kalmış. Fakat bunu tasavvuf musikisi, tasavvuf yani şairler veya tasavvuf ehli musikiye Allah'a ulaşmanın bir aracı olarak bakmışlar. Yani mesela diyelim Alevi musiki, Alevi Bektaşi nefesleri veya tekke edebiyatındaki tekke musikisini aslında Allah'a ulaşmanın, hakikate ulaşmanın bir yolu olarak görmek, aracı olarak görmek mümkündür. Defle yapılan, yapılan musiki tabii daha çok ritmik bir şeydir. Yani ritimdir. Bu ritmin de aslında köküne baktığımız zaman bunu da çok eski savaş sanatlarına kadar götürmek mümkündür. Yani eski Türk seferlerinde, diyelim Moğol seferlerinde davul vardı. Davul, davul eşliğinde veya mesela diyelim Osmanlı'daki Mehteran takımı. Mehteran takımında o savaşa şeyleyen, o ritmin bir ayrı bir felsefesi, ne bileyim bir dili vardır. Ritimlerin evet, ayrı ritim. Bir dili var. Fakat Azerbaycan musikisinde özellikle başlangıçta tabii sazın olduğunu, bağlamanın olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani bütün medeniyetimizin anahtarı aslında bağlamadır, sazdır. Bu yedi telli sazdır biliyorsunuz. Bu aslında bu saz dediğimiz, bağlama dediğimiz aslında kopuzdan dönmedir. Kopuzun, halk edebiyatı. Kopuzun, kopuzun yani yeni şeklidir. Yani ozandan aşığa, kopuzdan saza. Böyle bir transformasyon var. Yani bir, böyle bir dönüşüm var. Bunu unutmamamız gerekir. İşte tar da aslında sazın biraz daha yerleşik hayatı benimsenmiş versiyonu olsa gerektir. Yani tar keman ve muğam musikisi genel olarak baktığımızda göçebe hayatta değil, yerleşik hayatta ifa edilen, icra edilen bir sanattır. Ve bunu sadece eğlence amaçlı yapmamışlardır atalarımız. Bu Allah'a ulaşmanın, ibadetin bir yolu olarak görülmüştür. Enstrüman yani aletleri. Öyle olarak, öyle bakmamız gerekiyor. Çünkü o sazın işte özellikle tardaki yedi tel, yedi telin her birisinin ayrı bir işte anlamı vardır. Yani onun çıkardığı seslerin. Kültürümüzde de hocam yedi sayısının önemi var. Yedi işte kırklar, yedi, kırk, üç. Doğrudur evet. O yedilerin ayrı bir önemi var hocam. Evet. Hocam isterseniz arkadaşlarımız da burada bugün biraz da Azerbaycan sanatına değinildik. Bir iki türkü alalım. Sonra sohbetimizde tekrar devam edelim sohbetimize. Çok güzel olur. İzniniz olursa tabii ben de tabii. Bir şiir okumak istiyorum. Sizi görmüşsünüz. Evet. Azerbaycan şiirini okuyayım. Çok güzel olur. Zevkle dinleriz. Arkadaşlarımızı alalım, hazırlansınlar. Müzikten sonra sohbette devam evet, ederiz. Evet, sohbetimize devam edelim. Çok güzel olur. Fikrimden geceler yatabilmirem, bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrimden geceler yatabilmirem, bu fikri başımdan
hayata bilmirem. Neyleyim ki sene çata bilmirem. Neyleyim ki sene çata bilmirem. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten üçüncü sınıf öğrencisiyim. Edebiyat okuyoruz. Zaten halk kültüründen gelme bir durumumuz var zaten yani. Türküler olsun, şeyler olsun, severek. Biraz Azeri yanım var bildiğim kadarıyla. Yanlış şöyle Azeri, hocam da bilir. Biz Azeri'nin sünnisi olarak Terekeme ırkıyız. Herhangi bir vatanımız yok. Türkiye'de Sivas dolaylarında Kars, Ardahan, Iğdır, Ermenistan'ın Ağboğa bölgesinde, Gürcistan'ın Borçalı bölgesinde, hocam siz de biliyorsunuz hani, oralarda bulunuyoruz yani. 93 harbinde Kars'a göçmüşüz. O zamandan beri Türkiye topraklarında, sınırlarında yaşıyoruz. Kadircan pek konuşmayı sevmiyor ama artık beni kırmayacaksın. Genelde çalmayı daha çok yeğlerim ama bugün sesin de, daha de güzel. Senden de artık bir şarkı dinleriz ilerleyen dakikalarda. O zaman hocam... Sedat senden de bir şiir alsak Azerbaycan yani... edebiyatına girmişiz artık hocamıza. Şimdi hocamız Azeri burada lehçesiyle dururken, Uğur da buradayken ben hani şiir okumam biraz ters olacak aklınıza yani. Sığınarak. Bizim biraz tek uzun elimizde bir... değil. Azerbaycan edebiyatı da musikisi de bizim tek elimizde Bahtiyar değil. Bahtiyar Vahapzade'den bir şiir. Hocam aslında Bedirhan Gökçe bunu seslendiriyordu. Ben de biraz kısaltarak okumaya Erkun çalışacağım. Bahtiyar Vahapzade. Sizin yanınızda okumak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor hocam. Yani farklı bir ortam, farklı bir durum. Kadir'den hafiften müzik rica edeceğim. Ne hız ellerini üzdün dünyadan, balanı tek koyup nereye gittin? Nasıl yok olurmuş bir anda insan, sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürem senden ne kaldı. Gönlümden hatıram kara hal gibi. Sen bana beşikten nini çalmışsın. Nini çalsam
sana mendemi, senin şirin şirin ninilerini sana kaytarayım cenazenden mi? Uykun, uykun şirin olsun diyerdim mene, uykun şirin olsun diyeyim mi sene? Gerek men başında dönüp dolanım, meni hayat için hep uyutanım. Söyle ölüm tün, söyle nasıl uyutayım seni ben bugün? Annem, annem, kimse seni darıltmamıştır meni seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küçüğünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azer'in, ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey annem, nefesin ay annem hala evdedir. Kendin yer altında taş dönüşmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün yediye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye. Ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarladın anne toprağa. Bu ölüm sine çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağ. Sanki de arkamda uçtu da benim annem. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da gözdağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdum 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşında. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır gün olur akşam. Vakit geçer, sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yaklaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torunu koyup yerinde annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyli nazarlarında annemi görürüm. Annemi şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılpadı yıldızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli rengi muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey annem diyirem, o da hay verir. O benim annemdir, o benim annem. Ancak bir farkı var bu yatsımın. Bir vakit annem bana can, can derdi. Şimdi ben anneme can, can derim. Bir vakit, bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Şimdi ben annemi çok isterim. Lefke Avrupa Üniversitesi ve bölgemizle ilgili haftanın olaylarından derlediklerimizle karşınızdaydık. Haftaya tekrar aynı saat ve kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.